Well, thank you, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Altani, Dünya Ekonomik Forumu'nun diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Kızıldeniz'deki gerilimin sona ermesinin, Gazze'deki savaşın durdurulmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, Gazze'deki savaş durdurulmazsa bölgesel yansımaları devam edecek dedi. Altani, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun diyalog oturumunda konuşma yaptı. İsrail'in 102 gündür Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Altani, gerçek bir çözüm olmadan, iki devletli çözüm olmadan, 7 Ekim öncesindeki duruma dönmenin sihirli bir formülü yoktur, dedi. Altani, savaşın sona erdirilmesi, rehinelerin ve mahkumların serbest bırakılmasının yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma hızla çözüm bulunmalı. İsrail'in Batı Şeria'daki işgali Gazze'deki işgali kadar kötü ve uluslararası top toplumdan bu sorunu çözmeye yönelik İsrail'in Batı Şeria'daki işgali, Gazze'deki işgali kadar kötü ve uluslararası toplumdan bu sorunu çözmeye yönelik gerçek bir tepki yok ifadelerini kullandı. Altani, Gazze'deki savaşı görmezden gelirsek bölgedeki gerilimin çözümünden bahsedemeyiz. Askeri yöntemlerin Kızıldeniz'deki gerilimi sona erdiremeyeceğini defalarca belirttik. Kızıldeniz'deki gerilimin sona ermesi ancak Gazze'deki savaşın durdurulması ile mümkün olabilir. Gazze'deki savaş durdurulmazsa bölgesel yansımaları devam edecek şeklinde konuştuk. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırının çatışmanın daha da artması ve genişlemesi için yüksek risk taşıdığını vurgulayarak her zaman diplomasi askeri yöntemleri tercih eder istedi. Öte yandan ABD ve İngiltere geçtiğimiz hafta Gazze'deki savaşa tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait noktalara havadan ve denizden saldırı gerçekleştirmişti. <laughs>